Evet, cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün hastane bahçesindeyiz. Merak edenlerime sevgiler, selamlar. İyiymişim arkadaşlar. Tahlillerim çok şükür iyi çıktı. Biliyorsunuz günümüzün çağın hastalığı hep psikolojik sıkıntılar, bunalımlar, kafa takmalar. Hep sorunlar nereden yaşanıyor arkadaşlar? Artık ekonomik güçlükte hiç kimse hiçbir şeye yetişemediği için bazı sıkıntılarımız her haliyle bizim de olabiliyor. Benim biraz arkadaşlar YouTube'la fazla çalışmalarım oldu. Baya baya bir çalışmalarım oldu. Kaç seneden beri ben de yoruldum arkadaşlar. Biraz YouTube'a ara vermeyi düşünmüyorum tabii ki. Devam edeceğim. Güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar ama her şeyin bir vakti zamanı var. Daha da güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Olmuyor. Tek başına yapabildiğim kadar yapıyorum arkadaşlar. Ama daha güzel YouTube'da içerikler üreteceğim arkadaşlar. Daha da güzel içerikler gelecek. Şu an filmlerim temiz çıktı. Tahlillerim güzel çıktı. Ufak bir sağlık sorunumuz vardı. Onu da atlatacağız Allah'ın izniyle. Biraz psikolojik olabilir. Belki bu hayatın baskıları yüzünden bazı şeyler olabilir işte. Ve erkelam çalışınca düzeliriz herhalde diye düşünüyorum. Bugün başıma trajikomik bir olay geldi arkadaşlar. Sihorslarımı şurada çektim, bankın orada. Bu bank benim videomun açısında yok. Yani videolarımın kısa sihorslarımın içerisinde. Şaka gibi ya. Bir an ürperdim. Lan oğlum dedik. Ne oluyoruz? Yani tabii sağlık sorunumuz da aklımız, bilincimiz, her şeyimiz yerinde çok şükür elhamdülillah. Sıkıntımız yok. İnsan bir an böyle sanki o videoların içerisinde demek ki açıdan yani insanoğlunun her şeyi böyle hemen kes karar vermemesi için bazı şeyleri iyice araştırıp dinlemesi lazım. Yani hemen her şeye bir anda karar vermemesi gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar size. Mesela şu oturduğum bank kısa sihorslarımın içerisinde yok. Yani Allah Allah dedim ya, halüsinasyon mu yaşıyoruz? Hadi hani kafa yapıcı hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar, çok şükür. Hani aklımızı da yitirmedik. Gayet akıl sağlığımız da yerinde çok şükür. Sadece biraz işsiz kaldık, çalışamadık vesaire oldu. YouTube beni kaç seneden beri uğraştım, yordu. İstediğim performansı yakalayamadım. Aslında yakaladım arkadaşlar. Tamam, şu anda güzel bir performansı yakaladık ama yani şöyle söyleyeyim. Uğraştıklarıma değmiyor yani o performans. Şu an kaç milyon görüntülenme. Günlük ben aylık 1 milyona gittik arkadaşlar. Zaten tek source'umuzda 100 binleri yakaladık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Daha da büyük videolar yapacağız. Daha da güzel içerikler üreteceğiz ama biraz yoruldum haliyle. Canlı yayınlar açmıyorum arkadaşlar. Her zaman açmayacağım. Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Buradan hepinize sevgiler, selamlar olsun. Biliyorum çoğu bizi seven, bize değer veren bir kitlemiz oluştu. Çok şükür. Biz de onları seviyoruz. Buradan herkese selamun aleyküm diyoruz arkadaşlar. Öncelik Türkiye, sonra Azerbaycan, sonra Almanya, Fransa, Belçika. Burada yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin hepsine selamun aleyküm diyorum arkadaşlar. Ramazan bayramınızı kutluyorum arkadaşlar. Oruç tutanların orucunu Allah-u Teala kabul etsin diyorum. Daha güzel, daha iyi, daha performanslı içeriklerim gelecek arkadaşlar. Bunların çalışmalarını yapıyorum. Bir yandan da iş bakıyorum kendime. Kafamı oyalayacağım işler arkadaşlar. Biraz çalışırsam kendime gelirim, düzelirim. Biraz bayağı zamandan beri uğraşıyoruz. Sağlık sorunlarıyla da uğraşıyoruz. Şu an iyiyiz ya. Biraz kafamı dinlemem gerekiyor yani. Temiz havada böyle biraz şey yapmam gerekiyor. Onun için destek veren izleyicilerim uzun videolarımı izleyip desteklerse daha güzel olacak arkadaşlar her şey. Canlı yayın şeylerimiz değişecek mesela. Her şey değişecek. Yani nasıl anlatayım size ya? Canlı yayınımızda yapmış olduğumuz şovlarımız, görsellerimiz, her şeyimiz değişecek arkadaşlar. Sizlerden sadece tek ricam benim uzun videolarımda izleme desteği. 3700 tane videom var biliyorsunuz. Bu 3800'e gidiyor. Video içerik üreticisi olduk. Lakin yavaş iler. Bana göre yavaş ilerliyoruz. Size göre çok güzel. Yeni başlayanlar için çok güzel. Günlük 100 bin görüntülenmeye gidiyoruz. Bizim hedefimiz günlük 1 milyon. Buna da ulaşacağız arkadaşlar, merak etmeyin. Günlük 1 milyonu da geçeceğiz. Hedefimiz büyük arkadaşlar. Hedefim için bana destek olun. Sizlerden sadece uzun videolarıma izleme desteği vermeniz. Hedefimiz çok büyük arkadaşlar. Çok büyük kitlelere ulaştık. Şu an ben bir YouTuber'ım zaten. Sadece tek üzüldüğüm konu. Bu ara YouTube'un
güncellemelerinde bir sorun var. Algoritmalarında bir sorun var. Normalde ben potansiyelim, bayağı büyük potansiyele gittik. Daha da büyük potansiyellere gideceğiz. Ama yeni başlayanlar için şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, YouTube mu TikTok mu derseniz, kardeşim, YouTube'u para kazanmak için yapmayacaksınız. TikTok'u da para daha hızlı kazanabileceğiniz atmosfer TikTok arkadaşlar. Ama TikTok'ta iyi bir şey değil. Çok sinir krizleri yaşarsınız. Çok dengesiz insanlar var orada da. YouTube'da da var. Ben engelliyorum arkadaşlar. Benim gelecek kanalımda canlı yayınlarıma gelecek olanlar zaten böyle terbiyeli insanlar. Argo konuşmayan. Kendini bilmiş. Zaten yayınlarımızda biz dertleşme yayınları yapıyoruz arkadaşlar. Kiminin hatırını soruyoruz. Kimine manevi destek veriyoruz. Kimine maddi destek veriyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Daha da çok desteklerimiz olacak. Bizi de destekleyin. Bizi ne kadar desteklerseniz biz de o kadar insanları elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz. TikTok dilencisi değiliz. Ben bir YouTuber'ım. İçerik üretiyorum. Emeklerim var. Kaç yıldan beri emeklerim var. Daha da büyük. Daha da büyük şeylere gideceğiz arkadaşlar. Günlük 100 bin görüntülenmemiz arkadaşlar. Ondan sonra milyona doğru gideceğiz nasip kısmet olursa. Çalışıyoruz arkadaşlar. Çalışıyoruz. Biraz kafa dinlemek istedim. Daha büyük videolar gelecek arkadaşlar. Kamp videolarım gelecek. Kamp videolarım için destek verin. Yurt dışı videolarım gelecek. Destek verin uzun videolarımı izlemeden. Avrupa videolarım gelecek. Destek verin. Sadece sizlerden uzun videolarımı izleme desteği arkadaşlar. Yani bu o kadar da zor değil. Her gelen, beni yeni tanıyan, beni yeni gören kişi 2 saat 3 saat video izlese bu bizi arkadaşlar çok büyük yerlere taşır. Neden taşır? Çünkü emek var bizim kanalımızda. Zahmet var. Şu an arkadaşlar tam piştik, noktaya geldik. Ben sıkıldım artık. YouTube'a video yapmaktan bunaldım artık iyice yani. Şimdi canlı yayın açtığım zaman sponsorlarımı düşürüyor. Canlı yayın açmazsam izleyici kitlem bizi şey yapıyor. Sıkıntı gene yok. Biz zaten sponsordan arkadaşlar canlı yayın yapmaya da ihtiyacım yok normalde benim. Ama bazen iyi oluyor. Dertleşiyoruz. Seven bir kitlemiz var. Onlar ısrar ediyorlar. Abi canlı yayın aç. Ben açmadığım zaman mesaj atıyorlar. Ben de ne yapıyorum? Elimden geldiği kadar arasıyla canlı yayın açmak mecburiyetine kalıyorum veya kendim istiyorum açıyorum arkadaşlar. Bazen de istemiyorum arkadaşlar. Çünkü iyice sıkıldım. Kaç seneden beri emeklerimizin karşılığını alamadık bir de. Ama bundan sonra alacağız. Sıkıntı yok. Günlük hedefimiz 1 milyon görüntülenmeye gitmek. Ayda 30 milyon. Yılda hesap edemiyorum yani. Çok büyük bir YouTuber olacağız arkadaşlar nasip kısmet olursa. Zaten YouTuber'ız. Daha da büyük kitlelere ulaşacağız, hitap edeceğiz. Buradan beni destekleyenlere, beni sevenlere, ben de onları seviyorum arkadaşlar. Daha güzel içerikler gelecek tabii ki. Samsun Çarşambalıyım bildiğiniz gibi. Samsun'da yaşıyorum. Avrupa'dan da içeriklerimiz gelecek arkadaşlar. Kısmi arkadaşlar. Bu saatten sonra acelemiz yok. Tutulmuş bir YouTuber'ım. Milyona gidiyoruz. İçeriklerimizde zahmetimiz çok arkadaşlar. Ekipmanlar alacağız arkadaşlar. Bu ekipmanlar yetmiyor bize artık. Daha profesyonele dönebilmemiz için, daha net çekimler yapabilmemiz için daha profesyonel ekipmanlara ihtiyacımız var. Onun için sadece uzun videoları izleyin, destekleyin. Kamp videolarım da gelecek, gece videolarım da gelecek. Değişik av videolarım gelecek arkadaşlar. Değişik yerlerden videolarım gelecek. Onun için İsmail Türk YouTube kanalını destekleyin arkadaşlar. Hepinize buradan Samsun'dan sevgiler, saygılar, selamlar diyorum. Siz ne kadar destek verirseniz biz de o kadar kaliteli içerikler üretmeye çalışacağız arkadaşlar. Bugün Hestane bahçemizden şöyle kara hindibayla programımıza veda etmeye çalışıyoruz. Bu çiçeği kokladığın zaman sapsarı oluyorsun. Acı bir tat var. Bu yeniliyormuş arkadaşlar. Çoğu şeye de faydası varmış. Bu kara hindiba arkadaşlar. Bunu biz çocukken düdük yapıyorduk. Gene düdük yapıyoruz. Öttürebilseydim şöyle kalın bir tane borusunu bulup da, ama adamın ağzını zehir gibi yapıyor arkadaşlar. Oruçluyken denemeyin. Ben bugün niyetlenemedim doktora geldiğim için. Zehir gibi yapıyor arkadaşlar. Bir tane düdük yapacağım size. Ama bir tane kara hindiba bulamıyorum arkadaşlar. Bir tane bulabilseydim iyiydi. Çocukken çok yapardık. Bununla oynardık biz. Şöyle
programı kapatmadan önce. Oğlum o kadar kara hindiba vardı. Nereye gitti lan bunlar? Ha şöyle sallayayım da bir tane ince yapabileceğim bakalım. Bak dit 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 dit. Bir şeyler söylüyorduk biz bunu. Ama ötüyor ya. O şarkıyı söylemeye de gerek yok. Bakalım oldu mu? Oluyordu bu da. Niye olmadı? Demek ki ince baba. Bu da ince. Şöyle bir yapak bakalım ya. Allah Allah. Bu da ince arkadaşlar. O da ince. Bu da ince. Ah. Oğlum yaprağı niye kameramıza şey yapıyorsun ya? Şöyle bir şöyle dırt pırt cırt pırt cırt pırt mı ediyorduk? Bir şeyler ediyorduk arkadaşlar buna biz. Böyle ninni mani bir şeyler söylüyorduk. Ondan sonra bunu böyle alıyorduk arkadaşlar. Ninni de tinni bir şeyler söylüyorduk işte ya. Aklıma gelmiyor şimdi. Ondan sonra böyle Allah belanı. Arkadaşlar bunun şeyi düdüğü şey hava akışı. İnce olduğu için hava akışı şey yapmıyor. Lan kedi. Kalın bir tanesinden yaparsanız oluyor arkadaşlar. Bunun borusu ince. Az daha kalınları var bunların. Şu an bulamadım burada ben. Buradakiler bayağı ufak ince. İnce olmayacak arkadaşlar. Biraz kalın olacak haliyle. Haliyle biraz kalın olacak. Hava akışı ince olduğu için fazla ses çıkmadı onunla. Az kalın olanlardan yaparsanız ötüyor arkadaşlar. Fazla güçlü üflemenize gerek yok. Kalın bir tane bulamadım. Kalın bulsaydım. Yani incesinden de yaptık yani. Kalınlarından daha fazla ses çıkıyor borazan gibi arkadaşlar. Onun için herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Oh daha yordu beni düdük müdür ne duruyor. Hoşça kalın. Demete kalın.